güzel duruyor. Yok yok, ben de ben de. Değerli basın mensupları, çok kıymetli siyasi parti temsilcileri, genel başkanları, emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, siz de takip ediyorsunuz. Kobani Kumpas davasıyla ilgili bugün duruşmaya hep birlikte katılacağız. Türkiye siyasi tarihi aslında bu kumpas davalarıyla, siyaseti dizayn etme girişimleriyle sıkça çok karşı karşıya kaldı. Kobani Kumpas davası da bunun en büyük, en son örneklerinden birisidir. Burada bir suç yok, bomboş bir dava, delil yok. Haksız hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımız yıllardır yargılanıyorlar. IŞİD terörüne karşı, IŞİD vahşetine karşı duyarlı oldukları için, duyarlılık çağrısı yaptıkları için, IŞİD belasını def etmek için toplumun duyarlılığına çağrı yaptıkları için yıllar sonra açılan bir davada yargılanıyorlar. Henüz bir karar çıkmadı. Bugün aslında hem iktidarı hem mahkeme heyetini ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyalar. Mahkeme heyeti aslında tarihi bir karar verebilir. Bu davayı tarihi bir fırsata çevirebilir. Ülkede demokrasi yok, özgürlükler yok. Yargı etki altında karar veriyor. Mahkeme heyeti aslında bu algıyı yıkabilir, kırabilir. Bugün burada tarihi bir karar ortaya çıkabilir. Mahkeme heyetini tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu, bu tarihi sorumluluğunu layıkıyla, hakkıyla yerine getirmesi çağrısı yapıyoruz. Bugün hem tahliyeler olmasını istiyoruz, hem de haksız hukuksuz bir şekilde yıllardır içeride olan arkadaşlarımızın beraat etmelerini bekliyoruz. Türkiye, aslında Türkiye halkları bugünkü bu kumpas davalarına, bu siyaseti, Kürt siyasetini, devrimci demokrat siyaseti dizayn eden bu yaklaşıma karşı 31 Mart'ta tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Evet, bugün Kobani kumpas davasının görüleceği bir gün ve esasen bir karar duruşmasının olma ihtimalinin olduğu bir gün. Ve biz burada bir kez daha diyoruz ki Kobani davası tam anlamıyla bir kumpas davasıdır. Bugün Kobani direnişi sadece Orta Doğu için değil, dünyanın batısı ve dört bir yanı için, IŞİD ve benzeri olan bütün örgütlere karşı katliamcı, tacizci, tecavüzcü, insan kaçakçılığı yapan, organ mafyalığına soyunmuş olan bu ve benzeri örgütlere karşı güçlü bir mücadelenin, güçlü bir direnişin sergilendiği bir direnişti Kobani direnişi. Kobani direnişine bugün dava konusu edilen Kobani direnişine o günlerde sadece Türkiye'deki demokrasi güçleri değil, sadece Türkiye'deki siyasi partiler değil, sadece HDP değil, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bütün demokrasi güçleri Kobani direnişinin yanında olmuştur. Kobani direnişini desteklemiştir, IŞİD'i lanetlemiştir. Bakın, hala IŞİD tehlikesi geçmiş değildir. Bugün Rusya'da gerçekleşen büyük katliamda onlarca insan, yüzü aşkın insan yaşamını kaybetti. Ve yine Türkiye basınında yeni yeni çıkan haberlere baktığımızda
IŞİD ve benzeri olan örgütlerin Türkiye'de hazırlandıkları katliamlar dizisinin haberlerini görebiliyoruz. Türkiye'nin yakın tarihine, IŞİD'in ortaya çıktığı sonraki tarihine baktığımızda Türkiye topraklarında çok sayıda katliam gerçekleşmiştir. Bu katliamları sorgulayacakları yere, bu katliamların arkasındakileri sorgulayacakları yere, IŞİD'le mücadele edecekleri yere, IŞİD'e karşı demokratik tepkisini ortaya koymuş olan HDP'nin yargılanması, HDP'nin yöneticilerinin yargılanması, Türkiye'de demokratik siyasetin temsilcilerinin yargılanması asla kabul edilemez. Bugün Kobani Kumpas davası şu ana kadarki seyrine baktığımızda IŞİD'in Sincan'daki tezahürü tablosu olarak görülmektedir. Buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Ortada sadece bir tweet söz konusuyken, bir tweetten yola çıkarak düzenlenmiş sahte onlarca yüzlerce klasörlük dava bugün bu Sincan Adliyesi'nde çökmüştür. Her bir arkadaşımızın verdiği onurlu savunma, her bir arkadaşımızın verdiği savunma esasen bir savunmadan öte Türkiye Orta Doğu siyasetinin değerlendirmesiydi ve her biri bir ders niteliğindedir. Bir demokrasi dersi niteliğindedir. Halkların ortak yaşamı dersi niteliğindedir. Böyle okunmalı ve böyle incelenmeli.